Bu kartuşa dolum yapılabilen modeller için genel bir bilgi verme açısından, genel bir anlatım olarak bir sarı bir kartuşa dolumunu yapalım. Çünkü genel olarak tamamının tasarımı ve kullanım şekli, amacı aynı olduğu için aynı mantıkla doldurabiliriz. Sarı rengi tercih ediyorum gözle görülebilir olması açısından. Bu kartuşun ağız kısmından dolum yapabiliriz. Şu kapağımızı açtık. Yine koruma kapağını muhafaza edelim. Kartuşu bu şekilde yerleştirip, hatta daha güvenli olması açısından bir tabak ya da bir tepsi buldurursak, çünkü mürekkebin alt kısmına akma olasılığı var. Bir miktar mürekkebi pipet kullanarak damlatma yöntemiyle doldurmak istiyorum. Mürekkep yavaş yavaş emilmekte. Bunu enjektörle de yapabiliriz ama enjektörle hızlı mürekkep verdiğimiz zaman taşma durumu olabilir. Şöyle kartuşumuzu doldurduk zaten. Fazla dolum durumunda aşağı üst kısmından akma durumu olabilir diye bir tedbir amaçlı bir tabak üzerinde göstermeye uygun gördüm. İşimiz bittikten sonra bakın şu sünger kısmı tamamen doldu. Bir ters çevirelim. Bir bakalım. Akma yok. Buraya dolduruyoruz, süngeri dolduruyoruz fakat tank kısmı boş. Dilerseniz üst ön kapağını takıp buradan delik açıp sadece tank kısmını doldurabiliriz. Onu bir deneyelim, görelim. Bunu yerleştirelim ki ağız kısmını kapatalım. Çünkü buradan delik açtığımız takdirde ağızdan akma yapacaktır ister istemez. Bunu yerleştirelim. Eğer bu kapak diyelim kayboldu, kapağı bulamıyor demiyorsunuz. Bu durumda buraya güçlü bir seloteyp ya da elektrikçi bandı yapıştırabilirsiniz bu şekilde. Şimdi kartuşun kapağını kapatalım. Şu üst kısımda tank kısmına bir delik açalım. Bazı plastikler sert olabiliyor. Minik bir matkapla da olabilir, bir bizde de olabilir. Bu açtığımız deliği daha sonradan kapatmamız gerekiyor. Aksi halde ağız kısmından akma yapabilir. Evet. Plastiği deldik. Gördüğünüz gibi. Buradan mürekkep enjekte edelim. Sarı mürekkebimizi alalım. Buradan. Evet. Tankı doldurduk. Mürekkebimizi doldurduk. Çok fazla doldurmak doğru olmayabilir. Çünkü ağzına kadar akma yapacağını iç basıncını bilmediğimiz için. Bakın bu kartuşun üst tarafında bir hava deliği var zaten. Enjektörümüzü çıkardık. Evet şu an pratik bir şekilde doldu ama bu deliği kapatmamız gerekiyor. Bu deliği sıcak silikonla kapatabiliriz dilerseniz. Dilerseniz bir etiketle ya da güçlü bir para bandı olabilir. Tabi önce ıslaklığını giderelim. Yani elime geçen kendi etiketlerimizden bir tanesini şöyle bastırarak bu şekilde kapattım. Şimdi bu şekilde açalım ağız kısmını, bakalım akma yapacak mı? Evet, akma yok. Şu an kartuşumuz dolu. Bu şekilde doldurduk. Ve kullanıma hazır. Biraz bekletelim. Ben akıntı bekliyordum fakat şu gayet dengeli oldu şu an. Bir akma yok. Bunu pipetle doldurduğumuz gibi mürekkep şişemizi bir kere doldurabiliriz. Mürekkep şişemizin bir özelliği işte damlalıklı model olduğu için böyle yavaşça yavaş yavaş emdire bu şekilde doldurabiliriz. Artık belli bir seviyeden sonra sünger doyuma ulaşacak, artık emmeyecektir. Mesela şu an çekti. Biraz daha bekleyelim. Zaten full olduğunu görüyoruz ama biraz daha ilave edelim. Böyle yavaş yavaş biz kartuşumuzu doldurduk. Bir muadil kartuş olduğu için iç mürekkep seviyesini görebiliyoruz zaten. Bu da bizim için çok güzel bir avantaj. Yalıcıya takmadan önce daima bir ters çevirip bir süre bekletelim ki herhangi bir akıntı varsa yalıcının içine değil de dış yüzeye akmasında fayda var. Biraz sallayalım bakalım. Hayır, hiçbir akıntı yok.
Eğer bu deliği açarsak, mesela bir deneyelim bakalım. Bunun hava alacak, yavaş yavaş akmasını bekliyorum. Gayet stabil. Ama bu şekilde de yazıcının içerisine akabilir. Oraya girmek istemiyoruz. Daima yukarıda açtığımız üst deliği daima kapatalım. Evet, hatta damlamaya başladı. Pardon, evet. Evet, damlamaya başladı. Hemen kapatalım bunu. Bakalım. Deliğimizi kapattık. Şu an aktı. İyi ki bir tabak yerleştirdik ki buraya. Evet. Akıntı durdu. Bu şekilde yazıcıya takıp kullanabiliriz. Petimize bir mini mürekkep alalım. Şöyle kartuşumuzu. Sünger kısmında damla vererek yavaş yavaş. Sonuçta bu kartuşun kapasitesi 5 milim ya da 10 milim kadardır. Yani milim milim mürekkep vererek sünger doyuma ulaşana kadar. Bakın damla damla veriyorum. Tüm verim mürekkebi emiyor çünkü içi boş. Kartuşun alt kısmına bir tabak ya da bir tepsi koyabiliriz çünkü şu üst kısımdaki hava deliklerinden mürekkep çıkma riski olabilir. Hatta bunu mürekkep şişemizin damlalık ağzı olduğu için şişemizi alalım. Bu şekilde damlalık olarak damla damla verelim. Sünger doyuma ulaşana kadar dolum işlemini yapalım. Gördüğünüz gibi herhangi kartuşun herhangi bir yerine delmeden, hasar vermeden, orijinalini bozmadan yine mürekkep çıkış kanalından dolum yapıyoruz. Bu sayede ulaşabilecek hava kabarcıklarını gideriyoruz. Çünkü çıkış yerinden mürekkep içeri verdiğimiz için süngerin doyuma ulaşması yeterli olacaktır. Hala daha istiyor. Evet, daha fazla almadı. Bu kartuşun dolduğunu düşünebiliriz. Bakın üst kısmı akmaya başladı. Hemen tedbir amaçlı peçeteyi de silelim. Bu kartuşumuz artık dolmuştur. Şimdi bu kartuşu tekrardan ters çevirip bir üstüne bekletelim. Damlama varsa damlama kesilmeden yazıcıya takmayalım. Bakın yoğun bir damlama geldi. Çünkü fazla mürekkep akmaya başladı. Bunun için dediğim gibi alt kısma bir tabak koymamızda fayda var. Şöyle yapalım. Evet. Gereğinden fazla doldurduk. Şimdi diyeceksiniz bu kısım boş, niye buraya gelmedi diye. Bu zaten ilk alındığı zaman burası boş olduğu için üstteki bantlar, hava kanalları, hava bantları çıkarıldığı zaman buradaki bütün mürekkep sünger kısmına doluştu. Yani bahsettiğim olay şu. Tank kısım burasıydı. Kanal açıldıktan sonra tüm mürekkep sünger kısmına geldi ve burasını boşaltıp buraya doldurmuş oldu. Şu an bakalım. Şu an. Evet. Zaten bu kartuşun kapasitesi de düşük olduğu için şuradan hatta görebiliyoruz. Tüm sünger ıslanmış. Tüm mürekkebi çekmiş. Fazlalığı üstteki hava deliğinden boşalttı. Biz yazıcı takmadan önce de normal pozisyona getirip varsa olası akıntıların giderilmesini sağladık. Şu an yazıcıya takılmaya hazır kartuşumuz. Bu seri kartuşların alt kısımlarında bir çip vardır.
Bu çip vasıtasıyla yazıcı ile kartuş iletişimi sağlanır. Mürekkep seviyesi baskı durumu buradan izlenmiş olur. Eğer yazıcıya taktığınız zaman yazıcı kartuşu görmüyorsa bu çiple ilgili bir sıkıntımız vardır. İletişim yoktur. Olası bu çipin sağa sola kayma durumu olabilir. Onu düzeltebilirsiniz. Silgi ile kartuşun sarı plakalarını silebilirsiniz. Kirlenme, oksitlenme, mürekkep lekesi olabilir. Aynı şekilde bu çipin yazıcı taktığınız yerin karşılığını da temizleyin. Orada da herhangi bir kir, oksit, mürekkep lekesi olabilir. Genelde iletişim sorunlarının problemlerinin genel sebebi budur. Kartuş ile yazıcının iletişiminin kopukluğu çiple ilgili bir sorundur. Eğer kartuşları yazıcıya taktığınız zaman herhangi bir çip uyarısı, kartuş yok uyarısı vermiyorsa şayet, kartuşlarda çiplerle ilgili herhangi bir sorun yoktur. Yazıcı iletişimi tamdır. Baskı hataları, boş sayfa çıkarma durumları çipte kesinlikle bir alakası yoktur. O tamamen mürekkep kanalı ve mürekkep akışkanlığı ile ilgili bir sorundur. Çiple ilgili bir problem yok. Bu tür kartuşları ilk aldığınızda orijinal olsun, muadil olsun, bazı modellerin üst kısmında şöyle sarı veya turuncu renkli pul yazan etiketler vardır. Bu kartuşların hava deliğini kapatan bir etikettir. Taşıma sırasında sızdırmaması için. Kullanım sırasında mutlaka çıkartmanız gerekiyor bu etiketleri. Şurada parmağımızı tutuyoruz. Pul yazıyor. Yukarı doğru çıkardığımız zaman şurada hava deliğini görüyorsunuz. Eğer bu etiket çıkarılmadığı zaman kartuş yazıcıya takıldığında mürekkep akışı sağlamayacaktır. Şu an bakın bu tam dolu bir muadil bir kartuş. Etiket takılıyken yazıcıya taktığımızda ağızda olan bir miktar mürekkep yazacak fakat sonra mürekkep akışı sağlanmayacak ve baskı alamayacaksınız. O yüzden orijinal ya da muadil kartuşu aldığınızda eğer üst kısmında bu şekilde pul yazan bir etiket mevcutsa bu etiketleri çıkartıyoruz. Genelde baskı alamıyorum, boş sayfa çıkartıyor sonra şikayetlerinin sorunun temelinde bu etiketin çıkartılmaması oluyor. Bu hava deliğinin açık olması gerekiyor. Hatta bazı durumlarda orijinalde olsun, muadilde olsun olası bir ihtimal bu hava deliğinin içerisinde bir plastik parçası kalmış olabilir. Hava deliği tam açık olmayabilir. Burayı biraz açmaya çalışmak lazım. Yani şurasının bir açık olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu hava deliği sayesinde mürekkep dengeli bir şekilde yazıcının baskı kafasına oradan yazıcıya kağıdın üzerine aktarılacaktır. Kartuşu yazıcıya taktığınızda boş sayfa veriyorsa veya renklerden biri veya birkaç tanesi eksikse kafa kısmında bir tıkanıklık vardır. Bu kartuşlar sadece tanktır, mürekkep barındırır. Bu kartuşları takmış olduğunuz yer baskı kafası olarak bilinir. Mürekkep buradan baskı kafasına sızar ve baskı kafası yazdırır. Dolayısıyla baskı hataları, yazı hatalarının, boş sayfa hatalarının ana sorumlusu baskı kafasıdır. Kartuşta mürekkep varsa, mürekkep akışı sağlıklıysa baskı kafasında bir tıkanıklık vardır. Bu tıkanıklığı gidermek için baskı kafası temizleme programını çalıştırın. Kartuş temizleme işlemini yaptırın yazıcı üzerinden, yazıcı bakım ayarlarından özellikle. Oradan yaptırdığınız zaman mürekkep akışı sağlıklı bir şekilde olacaktır. Çok güzel sağlıklı baskı alacaksın. Bu tip kartuşların muadilleri genelde şeffaf renkli olup iç kısmı görünmekte. Burası mürekkep tank kısmı, yedek mürekkebi konulduğu kısım ve burası da ana kısım, sünger kısmı. Buradan yazıcının kafasına mürekkep gitmektedir. Bu kartuşların orijinallerinde kasaları ya siyah renkli ya da beyaz renkli olup iç kısmını göremiyorsun. Sadece muadillerde şeffaf olduğu için görebiliyoruz. Bu kartuşların orijinallerinde bir normal seri bir de X-Tar serisi vardır. Bu şu manaya gelir. Kartuşun normal seri olduğu zaman şu kısımda mürekkep yoktur. Burası boştur. Sadece bu kısımdaki mürekkebi kullanırsınız. Normal seride sadece süngerli olan kısımda mürekkep var, onu kullanırsınız. X-Tar serisi ise bu alanda da mürekkep vardır. Tamamını kullanırsınız. Süngerli mürekkep bittikçe tank kısmından süngeri besleme yapıp daha yüksek kapasitede kullanabiliyorsunuz.